Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla sizin karşınızdayız. Tabii ki de ligimizde yarı final karşılaşmaları vardı. Zira Türkiye Kupası'nda olan takımların maçları vardı. Giresunspor Spor, Beşiktaş oynadı. Konyaspor Ankara gücüyle oynadı. Bugün biz tabii ki de hafta yani şeyden elendiğimiz için, kupadan elendiğimiz için bu haftayı rahat bir şekilde geçtik. Oyuncularımızın da formu. %100'ü buldu. Bizim için de aslında çok iyi oldu ama tabii ki de Kupa da önemli. Kupa'da da bir kupa almak da bu ligde yani hele ki böyle liglerde kupa almak çok önemli. Her iki takımda tebrik ederiz. Hem giriyorsun sporu hem de Ankara gücünü çok iyi iş Ger Gerçekten e açıkçası e biz şampiyonluk yarışı verirken Konyaspor, Spor, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş burada ligde liderlik yarışı yaparken bu takımlar e, ligde iyi sıralamada olmamasına rağmen yani büyük sürprizler yaparak finale kadar geldikleri için de aslında mutluyum. Çünkü ligimizin zorluğu zaten buradan belli oluyor. Her iki takım da burada iyi bir mücadele vermiş ve kıyasaya mücadeleler olmuş. Tabii ki de Cüneyt Çakır her zaman kupa maçlarını yöneten bir hakem bizim maçımızda yönetmişti. Ve görüyorsunuz Spor bugün 4-5-1 taktiğiyle 5-4-1-B'ye karşı 3-0'lık net bir skorla e, tur atlayan bir takım oldu. Bu maçta çok ilginç. Bizim maça çok benziyor ve bu Ankara gücü teknik direktörü de zaten e, bunu söyledi. Konyasporu ve Ankara gücü maçı penaltılarda bitti. Biz de penaltılarda eğlenmiştik. Ankara gücüne Ankara gücü penaltılarda rakibini eleyerek iyi bir e, gün, iyi bir skor elde etti. Hani penaltılara kadar gitti maç. Bizim sanki maçımız... Bizim maçımız da sanki 0 sıfır bitmişti. Ben öyle hatırlıyorum. E, Osimen golleri atmış. Mbappe Werner golü atmış. Kovacic penaltıyı kaçırmış. Tarex Magno penaltıyı kaçırmış. Goenza da puan kaçırmış. Musilia da penaltıyı kaçırmış. Maçlı Ruti ve Hakan Çalanoğlu penaltıları gol, yani golünü atmış penaltılardan. Suiçek ve Goreska da penaltılardan golünü kaydetmiş. Van Bissaka Lodi de penaltılardan golünü kaybetmiş. Mitchell ve Kastangi de penaltıları atmış. Ama geç der, maalesef son penaltıda e, yani son penaltı bu maçın skorunu belirleyecek e, atışı yapmış geçer ve maalesef Konya Spor geçerin attığı penaltıyla kupadan elendi elenmiş. E, 4-3 böyle 4-5-1 kapışmasında Ankara gücü 4-5-1 ile rakibini iyi bir skorla yani iyi bir skorla yendi diyemem çünkü penaltılarla gitti. İyi bir şekilde tur atlamış penaltılarda ee, güzel bir çekişme geçmiş iki takım arasında ve kazanan taraf Ankara Gücü olmuş ve ligin finali Zira Türkiye Kupası'nın finali Giresun Spor Ankara Gücü bu iki takımın da e, liderlik tablosunda yani liderlik yarışında yeri yok niye yeri yok? Puan anlamında çok geriler. Yani şu an belki de liderlik yarışını çok erken veda ettiler. Ama bu bu iki takımın da gerçekten e, yani orta sıralarda olmalarına rağmen 7. ve 8. sıralarda olmalarına, olmalarına rağmen tüm uğraşlarıyla burada kupada finale kalmaları gerçekten e, çok güzel bir şey. Yani gerçekten takdir edilesi bir şey açıkçası. Çünkü her iki takım da e, ligde kötü girişatlar sergiliyordu. Her ne kadar bazı takımlara çelme taksalar da, e, ligde çok da durumları iyi değildi ama buna rağmen çok iyi işler çıkartarak e, her iki takım da buraya kadar diş dişlerin pardon dişlerini diyorum. Ellerini kazıyarak e, buraya kadar geldiler ve hak ettiler diye düşünüyorum. Biraz da şeye bakalım. Giresunspor ve Ankara Gücü. E, takımları kimleri eleyerek buraya gelmiş biraz da onlara bakmamız gerekecek çünkü acaba hani bilmiyorum birinci turdan beri oynadılar mı Zira Türkiye kupasını çünkü her iki takımın da hedefi düşük belki e, ilk turdan beri oynamış olabilirler evet ikinci tur diyor yani burada Ankara gücü ilk hafta bizim gibi bay geçmiş burayı. Ve Hatay Spor'u yenmişler. İlk başta Hatay Spor tabii ki de çok e, iyi bir teknik direktörü yoktu başında ama o zamana kadar zaten Hatay'ın teknik direktörü yoktu diyebiliyorum. E, güzel bir eşleşme olmuş onlar için aslında. Kupa'da e, güzel bir eşleşme yapmışlar ilk haftada Hatay Spor'la. ardından bizimle bir Kupa eşleşmesi oldu. Yani en kolay takımdan bir anda en zor takıma, en zor takımlara diyelim. Çünkü ben en, hani en zor biziz diyemem. Evet bizimle eşleşti Trabzonspor'la ve maçın skoru 1-1 bitmiş. Beraber bitmiş. 90 dakikası 0-0 bitmemiş yani ve e, penaltılarda bize karşı galibiyet aldı. Ankara galibiyet almış Ankara Gücü takımı ve daha sonrasında bugün de Konya Spor'u elediler. Yani bu ligin iki tane kadro değerinde yüksek olan 2-3 takımı var zaten böyle 1 trilyonun üstünde. Ve iki tane öyle önemli net galibiyet alacak takımı elediler. Hem bu Trabzonspor hem de Konya Spor takımı gerçekten kadroda çok büyük atılımlar sergiliyor bu iki takım. Yani bizim takımımız Trabzonspor. Bu iki takımı kupada elemek gerçekten çok güzel bir şey. Büyük performans. Ligde de berabere kalmış Ankara gücüyle. Ee, ama iyi bir takım yani mücadele eden bir takım olduğunu görüyoruz. Ve şimdi Giresunspor'a bakacağız. Giresunspor'da bakalım kupada bu zamana kadar neler yapmışlar, kimleri elemişler ve buraya kadar, finale kadar nasıl gelmişler biraz da onlara göz atalım diyorum. E ee, finalin adı artık belli oldu. Finalin adı Ankara Gücü Giresunspor oldu. E ee, Giresunspor İlk turdan başlamış, ilk turdan yani herkesin oyuncularını dinlendirdiği günlerde onlar e, hiç oyuncu dinlendirmeden ilk turdan başlamış. Bu sefer Ümraniyespor'u Spor'u yenerek başlamışlar ve Ümraniye Spor zaten e, kolay bir rakip ama yine de ilk turdan başlamakta zor aslında. İstanbul Başakşehir'i kupada elemişler. İstanbul Başakşehir'de önemli bir takım ama son günlerde bir düşüş yaşadı. ...İstanbul-Başakşehir takımı. Ve... ...kupada daha sonra elediği... ...rakipte Kayseri Spor. Kayseri Spor'un menajeri vardı. Egemen. Egemen... ...biraz o semeyi ara verecek. Kim? Ekibimizin... ...üyesiydi. Biraz ara verecek. Ve onun yerine de zaten Kayseri Spor'a... ...yeni bir menajer geldi. Ama onun öncesinde o rakip de zaten... ...Egemen de çok güçlü bir rakipti. Ve... Giresun Spor, Kayseri Sporu burada penaltılarda eledi. Önemli bir galibiyete imza attı. Ve bugün de Beşiktaş'ı eleyerek geldiler. Ve Kupa'da çok maç, daha fazla. Yani Ankara gücünden daha fazla maç oynayarak buraya geldiler. Çünkü 4 rakibi elemiş Giresunspor takımı. Ankara gücü de 3 takımı eledi. Beşiktaş, İstanbul, Başakşehir ve Ürmaniye Spor... Bir Kayseri Sporu elediler. Gerçekten takdir edilecek bir performans Giresun spor adına. Giresun ve Ankara gücü karşılaşması 42. haftada oynanacak. Yani ligin bitimine bir gün kala oynanıyoruz zaten. Genellikle böyle oluyor. Lig tarihinde hemen pardon final tarihinde hemen açıklayalım. Final tarihi de 28 Eylül'de yok 28 Eylül değil 27 Eyl Eylül'de olacak. 27 Eylül'de e, Giresun Spor ve Ankara gücü finalde karşı karşıya gelecekler. Tekrar tekrar söylüyorum her iki takımı da tebrik ederim diyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı zaten bugün çok da hani istatistikleri paylaşacağımız pek bir şey yok. E, kupadaki, rakip, kupadaki takımlara baktık ve onların hangi rakipleri elediğini sizlerle aktar sizlere aktardık. Ee, videomuz videomuzu buraya kadar da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.